Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda sizlerle çok güzel kitaplar paylaşacağım birazdan. Ayriyetten de çok hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorum videonun. O yüzden şu e, nasılsınız, iyisiniz kısmını hemen geçelim. Çünkü yorumlarda dikkat ettim. Nasılsınız diyorum kimse cevap vermiyor. Hello darkness my old friend. I've come to talk with Neyse ben yine nezaket olarak nasılsınız, iyi misiniz ve ne tür kitaplar okuyorsunuz diye sorayım sizlere. Ben de uzun bir zamandır yoktum burada. Kitaplar aldım, çok güzel kitaplar aldım, çok güzel de kitaplar okudum. Bu kitapları da sizlerle paylaşmak istiyorum yakın zamanda. Gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Bu kitapların incelemesi gelecek. Biz şimdi hiç uzatmadan yeni aldığım bu tarihi kitapları, ta Tarih, araştırma, inceleme işte. Sadece tarih yok ama arasında. Romanlar da var. Tarihi romanlar var aldıklarımın arasında. Ee, evet. Açmak için hepsini göstereyim dedim ama gördüğünüz gibi hepsini bir arada tutamıyorum. Hızlıca açalım ve başlayalım. Şundan başlayayım arkadaşlar. Ulan... Abi ben böyle şeye takıyorum ya. Ben buna takılıyorum takılıyorum. Siz şimdi bak kameranın arkasında izleyenler. Ya ne olacak ki falan diyebilirsiniz ama bu benim için çok önemli bir şey. Yani bu kabul edilemez. Ama şimdi ben de biraz üşengeç bir insanım. O yüzden gidip de iade etmeyeceğim. 3 İstanbul. 3 İstanbul kitabı. Mithat Cemal Kuntay'dan 3 İstanbul. Arkadaşlar e, Abdülhamit dönemini böyle bir roman şeklinde okumak istiyorsanız. Tarihi bir şekilde. Yani şimdi Osmanlı'nın son dönemini okumak istiyorsunuz, daha akılda kalıcı bir şekilde e, tarihi araştırma okumak istiyorsunuz genç kardeşlerim. Bunun için birazcık daha tarihi romanlara dönemi ba, dönemi baz alan tarihi romanlara yönelmemiz bizim açımızdan çok yararlı olacaktır. Çünkü arkadaşlar roman okumak beyinde e, hayali bir şekilde daha iyi canlandırılacağı için döneme 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 dair tabii ki bu bir tarihi araştırma kitabı değil ama dönemi o 3 İstanbul dönemini çok iyi gözlemlemiş, çok iyi yorumlamış ve bunu harika bir dille, harika bir kurguyla kaleme almış bir yazar Mitat Cemal Kuntay. Ve bu Üç İstanbul kitabı da işte Abdülhamit'in o istikdat dönemi, daha sonra İttihat Teraki'nin gelmesi, İttihat Teraki'den sonraki o dönem 3 İstanbul dönemini anlatıyor siyasi olarak. Romanımızın baş karakteri Adnan Bey, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu Osmanlı'nın son dönemine, 2. Abdülhamit dönemine, İttihat Teraki dönemine merakınız varsa böyle bir tarihi roman kitabıyla giriş yaptık. Ben de bu arada 3 İstanbul kitabını çok istiyordum. Yalnız bununla karşılaşmak istemiyordum arkadaşım. Ya gerçekten şu alışverişimde en istediğim kitaplar hangisi diye sorarsanız ya da hatırladığın hangisi var diye sorarsanız 3 İstanbul'u ilk 3'e ilk üçe koyarım diye, diyebilirim. Ve onun da böyle hasarlı gelmesi beni çok üzdü. Her neyse hızlı bir şekilde devam edelim. Of buraları kim toplayacak? Şu paketimi açıyorum. Bir dakika bu paketi açmayacağım. Arkadaşlar şurada iki tane paket var. Bunları trend yoldan aldım. Ve tedirginim. Çünkü çok uygun fiyata aldım. Yani her şey olabilir. Başka bir kitap çıkabilir. Bir anda kötü çocuk çıkabilir yani. Böyle bir şey düşünüyorum. Evet şu anda bunu açıyorum. Ooo kapağı güzelmiş. Kapağını çok beğendim. <laughs> Güzel de kokuyor. Ee, bakın. Kitap kokladım. Bak bunu da koklayayım. Bunu yaşadığım az önceki travmatik olaydan dolayı koklayamadım. Bu da çok güzel kitap, yeni kitap gibi kokan başka bir şey var mı arkadaşlar? Evet Atatürk'ün biyografilerinden bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı. İpek Çalışlar. İpek Çalışları tanıyor musunuz? Sanırsam kendisi hatırladığım kadarıyla Halide Edip Adıvar'ın da biyografisini yazmış ve çok sevilmiş, çok beğenilmiş çok da fazla okunmuş bir kitap olarak biliyorum ama ben Halide Edip Adıvar'ın o biyografisini almadım. Almayı düşünüyorum kesinlikle. Yine İpek Çalışlar'ın kendi gazeteci diyebiliyorum. Onun kaleminden çıkmış Atatürk'ün özel hayatı ve mücadelesi olarak kendi doğumundan Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan 1927'ye kadar değil mi? Oo 1927'ye kadar diyebiliyordum. Bakayım bir saniye, bir saniye. Evet 61. bölüm 1927 İstanbul'a kavuşma olarak son buluyor. İçindekilerden hemen baktım öğrendim. Neyse bu kitabın videosu gelecek arkadaşlar. Tabi tabi bu kitabı okuyacağız yani. E, kitabın videosu geldiğinde İpek Çalışlar'dan da bahsedeceğim. Şimdi diğer kitabımız, diğer e, kutumuza geçelim hızlı bir şekilde. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Bunun içinden biraz fazla kitap çıkabilir. Uy, of 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 çok güzel çok güzel kitaplar geliyor. Bak 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 bak. Ah işte bu. 36 tane sultanların ve bir dakika Fetret Beyleri, Emir Süleyman ve Musa Çelebi de sayılırsa 38 padişahın öyküsü anlatıyor, yaşam hikayesi anlatıyor çok kısa bir şekilde 38 tane devlet hükümdarının, devlet adamının hayatını ele alıyoruz, görüyoruz. Bu kitabı çok güzel bir genel kültür katacak diyorum. Alfa yayını, ya Alfa Yayın Evinden bu mülk sultanların şöyle de çok güzel değil mi kapağı? bak. Bak bu padişahın karizması şaka mı? Her neyse bu arada kitap kaynak çayla beraber kaynak çayla beraber e, 547 sayfa. E, bunun daha öncesi bu Mülk Sultanların kitabı daha önceki kaynakları Oğuz Yayın Evi miydi? Oğuzlar Koç Yayın Evi miydi? Böyle bir şeydi bilmiyorum. Gösteririm şimdi şurada çıkıyordur. O 700 küsür sayfa, 720 sayfa. Yani hani hani 200 sayfa ne oldu? 200 sayfa nasıl çıkartılabiliyor, atılabiliyor? O yüzden ben alfa yayınlarından hiç almak istemiyordum aslında. Ama daha ucuzdu. Ben alfa yayınlarından aldım. Kalan 200'ü kütüphanede okuyacağım. <laughs> kütüphanede vardı. Bu mülk sultanların alfa zaten diğerinin ben baskısını bulamadım. Öyle bir şey oldu herhalde. Ya da dediğim gibi bu daha ucuzdu. Ee, Necdet Sakaoğlu'nun bu mülk sultanları alfa yayınlarının kitabı da kapağa nazaran gerçekten çok hoş, çok güzel. Bu kitabı da çok istiyordum. Şöyle koydum. Evet. Of bu kitap. Bekle. Sen bir bekle. Bakayım hasarsız da gelmiş. Ah, mükemmel. Bu neymiş? Oğlum bir an Nutuk aldım zannım. Nutuk'un nutuk İş Bankası yayın evi Nutuk. E, aynen şu sert kapak var ya kitabın sırtı denilebilir. Yani bu kısmının İş Bankası yayın evi Aynen bu tarz bu şekil tasarlamış ben de dedim ki ya bizim evdeki de iş bankası yeni eski baskı siyah normal güzel de o dedim niye böyle bir şey yapmış e, renk katmış gibi bir şey öyle bir yorumladım. Şimdi ben Zafer Toprak'ın Atatürk hakkında Kurucu Felsefenin Evrimi'nin adlı kitabını aldım. Atatürk hakkında bir kitap daha aldım. Bu bir biyografiden ziyade Atatürk'ün nasıl böyle bir kişiliği, böyle bir e, karaktere sahip olduğunu anlatıyor. Daha çok Atatürk'ün yaşadığı döneme ve Atatürk'ün yöneldiği şeylere, işte okuduğu kitaplara, ne kadar çok kitap okuduğuyla ilgili, Cumhuriyet fikrini nasıl kullanmış, bu eee işte inkılapları neye dayanarak yapmış? Neden yap? Bu tarz şeyleri barındırdığını biliyorum. Daha okumadığım için gelip size böyle böyle bir kitap diye anlatamam. O yüzden bana okumam için biraz zaman vereceksiniz. Neyse Atatürk hakkında bir kitap daha geldi. Bu kitapları zaten ben almak istiyordum. Bir arkadaşımla tartıştım ve ben Atatürk hakkında yeterli bilgiye sahip değilmişim şimdi böyle kitaplar edindim arkadaşlar. Şimdi bu kapağının şu tarafı da enteresan olmuş. Burası griydi. Diğer ön kapak ve arka kapak gibi. Bu biraz enteresan olmuş. Her neyse koyalım. Diğer Atatürk biyografisinin üstüne. Bu neymiş? Aa. Ya kardeşim. Nahit Sırrı Örik. Nait Sırrı Örik'in Sultan Hamid Düşerken kitabını aldım da ben alırken kapağı böyle değildi ki. Ya siz ne... Yemin ediyorum bıktım Allah belanızı vermesin ya. Ben alırken kapağı... Ben bilmiyor muyum bu kapağını almayı? Ben kırmızı bir kapak seçtim. Çok da güzel bir tasarımı vardı. Kapak önemli mi? Ya Önemli kardeşim benim için önemli. Bir de bakayım bunun sayfasına şimdi. Ben bu kitap alışverişi beni sinirlendirdi. Sayfa son 341'de bitiyor. Sırrı Örik Sultan Hamit düşerken. Arkadaşlar bu da yine e, Abdülhamit dönemine Abdülhamit dönemine değinilmiş en iyi. En önemli tarihi romanlardan bir tanesidir. Sultan Hamid düşerken 31 Mart vakası ile bitiyor. 2. mehrutiyetin açılmasıyla başlayan romanımız 31 Mart isyanı ile son buluyor romanımız. Sanırım 3 İstanbul'u okumadan önce Knight's e, Error 2 okuyacağım. Knight's Errorik birazcık daha Sultan Hamid'i Sultan Hamidi o işte kendi e, Sultan Hamid'in kendi tek adam şimdi tek adam diyemiyorum ama o padişahın ülkeyi tek başına yönetmek istemesinden yana olarak biliyorum ve bu şekilde yazıyor kitabı hani bakın iddiat teraki sonradan geliyor ülkene hale bürünüyor gibisinden bir eleştiri olduğunu Duydum. Belki yanlış biliyorumdur. Tam tersi başka bir şeydir. Yine benim de bu kitabı yine e, bu kitabı da okuyup e, tekrardan sizlerin önüne gelmem gerekiyor ama şunu biliyorum ki ya şunu nereden biliyorum? Baktım arkadaşlar Sultan Abdülhamit dönemini merak ediyorum. Ben o son 20. yüzyılda yaşanan olayların e, çok merak ediyorum. O olayların tarihi araştırma tarihi kitaplarını okumadan önce bu tarz romanları okursam o araştırma tarih kitaplarını gözümde daha iyi canlanacağına inanıyorum ve hatta böyle de yani inanıyorum bu bir inanç meselesi bana böyle geliyor gibisinden değil bu böyledir arkadaşlar herhangi bir dönemin tarih araştırmasını hani okumadan önce o tarih araştırma inceleme bilirsiniz o kitaplar birazcık daha düz makale okuyorsun kardeşim ama ondan önce o döneme baz alan bir romanı okursan kesinlikle tarih inceleme makaleyi okurken gözünde daha rahat canlanacak o makaleyi daha keyifli daha böyle işlevsel bir şekilde okuyacaksın. Yararlı bir şekilde okuyacaksın. <laughs> Bakın burada bir, daha, bir tane de kitap, bir tane daha kitap var. O yüzden bu iki kitap çok önemli. Hele ki Night Sırrı örük'ün bu kitabını böyle e, yani liseye falan geçerseniz kaliteli bir öğretmeniniz varsa yere göre sığdıramıyor bu öğretmenler. Kesinlikle okuyun, kesinlikle okuyun ama Üç İstanbul'u çok duymadım ben öğretmenlerimden. Geçi ben Night Sırrı Örkü de duymadım. İşte, ne iş edebiyat öğretmeni. Ama belki de ben uyuyorum. Ben uyuyordum derste bilemeyeceğim arkadaşlar. Evet edebiyat dersinde uyumuş olabilirim. Tamam. Ve uygarlığın ayak izleri Celil Sadık. Celil Sadık. Evet arkadaşlar krallar ve tanrılar kitap hakkında sadece şunu söyleyebilirim ki hediye Kız arkadaşıma aldım. kendisi bu tarz sanat kitaplarına biraz düşkün, ben de ona buradan bir hediye almıştım. Neyse 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 neyse. Şimdi magazini bir kenara koyun arkadaşlar. Ona buna hediye almışım. Çalınan dikkat, çalınan dikkat. Bakın çocuğa bakın, adeta köle, adeta aciz, çaresiz. Ne yapacağını bilmiyor. Instagram'da reels kaydırıyor. Çalınan dikkat. Ya bize ne oldu? Bize ne oldu, bizim o mahalle kültürümüze ne oldu falan. Yok yok böyle o, o, o konuya girmeyeceğim. Ama gerçekten arkadaşlar odaklanamıyoruz. Şu video bile uzun oldu deyip saran arkadaşım. Sana sesleniyorum. Ulan bırak o Instagram'ı bırak. Bir giriyoruz. Arkadaşlar Instagram, Instagram benim şu saatten sonra düşmanımdır. Yani geçenlerde Instagram'da Damacan'a 5 damla su dolduruyorum. Kaç videoda dolar atlı açıklamayla bir video izledim ve 5 damlanın düşmesini bekledim. Sonra ben sayfaya girdim. Bir sürü reels var. Ve binlerce değil on binlerce izlenmiş lan biz manyak mıyız? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Ondan sonra yok orelet sayfası kivi sayfasını geçmiş mi? Biz oreletçiyiz. Orelet sayfasının 250 bin takipçisi var. Arkadaşlar Kafayı mı yedik biz? Bize ne oldu? Bize ne oldu? Yani gerçekten Instagram çok saçma bir yere gidiyor. Benim artık midem bulandı Instagram'dan. Zaten önüme 2 reels'ta bir reklam çıkıyor. O reklamı da izliyorum. Ben anlamadım ki reklamı nasıl izliyorum onu da anlamadım. Neyse bu çalınan dikkati o yüzden aldım. Ee, kesinlikle alıp okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hemen bu kitabı okumayı hatta şu... Alışveriş şu kitap alışverişinde hemen okuyacağım kitap bu olacak diyebilirim arkadaşlar şimdi ben bunu koyayım diğer taba geçelim şimdi de kitap yurdundan aldığım kitapları da göstereyim size bu arada bu kitapları ben daha önceden yani bu videoyu daha önceden izleyecektiniz. yalnız kitaplar gelmedi mesela bu mülkün sultanları gelmedi çalınan dikkat gelmedi bir, bir gün de yoktu da yüzden iptal etti ürünleri. Hadi bekle dur. Bir daha sipariş ver. Bir daha gelsin falan fistan. Sinirlendim. Bu arada bir gün arayla değişik bir şekilde zam geldi. Bu arada önemli dediğim kitaplar sona kalıyor. Çünkü action yaratsın diye. Evet kitap yurdunun. Oğlum, bu niye böyle? Benim niye bir falçatam yok? Bekleyin. Falçatamı aldım. Hop. Bu kadar basit. Oo. 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 Bak kitap yurdu çok güzel çok güzel. <laughs> Lan, kitap yurdu siz şestedin de bu yamuk. Arkadaşlar video gerçekten biraz uzadı. Bunu az önce çalınan dikkat kitabını açıklarken video uzadı diye geçiştiren arkadaşa söyledikten sonra söylemem. Her neyse her neyse çok uzadı. Arkadaşlar İbrahim Kalın. İbrahim Kalın hakkında konuşacağız. Bu aralar çok dikkatimi çekiyor İbrahim Kalın. Akıl ve erdem, özel yolculuk. Barbar, modern, medeni. Gerçekten 3 kitabını aldım. Bir kitabını daha aldım. Çok merak ediyorum. Çok çok merak ediyorum. Ee, o da bu. Ben Öteki ve Ötesi kitabı. Neler anlatıyor? Valla sırf İbrahim e, Kalın dikkatimi çok çektiği için aldım diyebilirim. Sırf isimlerine baktım. Ben genelde böyle arka kitabı, arkasını okumuyorum kitapların gerçekten. Barbar, modern, medeni, işte öze yolculuk. Acaba ne anlatıyor? Akıl ve erdem. Ama i̇şte bu kitabı açacağım ya. Madem açtık İbrahim Kalın'ı. Bu da İbrahim Kalın'dan dediğim gibi. Ya bu ya o. İki... Bak. Aha. Vallahi. Vallahi kitap doğru. Çok sevindim şu anda. Evet abi işte bu ya şu an çok mutluyum. Arkadaşlar İbrahim Kalın şu anda kendisi MIT'in başında. İbrahim Kalın gerçekten göz kamaştırıcı bir eğitim hayatı, akademik hayatı var. Çok başarılı. Uf, uf. Ben öteki ve ötesi iyi ki almışım, iyi ki almışım. Bak bu kitap hakkında İlber Ortaylı'nın yorumu var. Hemen okuyorum. İbrahim Kalın'ın Avrupa ve İslam ilişkisi özellikle de Avrupa'nın karşısında Müslüman Türklerin konumu ile ilgili yazdıkları çok ilginç. Kitabın geniş bir kaynak bilgisi var. Kalın her tezin etrafında en ince teferruata kadar gidip onları sıralamada şaşırmadan sunmayı biliyor. 500 sayfalık kitap çok ilgiyle ve yormadan okunabilecek durumda diye yorumlamış arkadaşlar. Evet İlber Hoca'nın da dediği gibi İbrahim Kalın Avrupa ve İslam ilişkisini özellikle de Avrupa'nın karşısındaki Müslüman Türklerin konumunu gerçekten böyle çok merak ediyorum. İlber Ortaylı'nın dediği gibi de ben öteki ve ötesi. İslam Batı ilişkileri tarihine giriş yani çıldıracağım. Bu kitap ya bak 400 lira mı ne bir kitap. Abi sen zaten bakansın. Biraz yardım yardımcı ol da kitaplarına bir indirim bildirim yapsınlar. Kitaplarını bedavaya falan dağıtabilirsin. Belki dağıtıyordur da bir yerde ama ben neden parayla aldım ya? Ben çok ya gerçekten pahalı kitapları. Pahalı ama niye böyle bu kadar pahalı? Yani ben buna ulaşmak için biraz e, taklalar atıyorum. Sayın bakın. Bu kitap şu anda ben almadan önce ben bu kitabı 250 liraya aldım bu arada. Onu söyleyeyim çok mutluyum. Ben bu kitaba 250 lira verdim ya. Buldum ya ben bunu trend yolda. Ya dedim ki inşallah kitap gelir, sapa sağlam gelir. Çok da güzel geldi bu arada. Aldığım kitabı Ertesi gün 440 lira. 400 lira mı ne olmuş? 400 lira. Yani ne oluyor bu arkadaş? Bugün yani yangından mal kaçırır gibi alışveriş mi yapalım yani? Vallahi kafayı yiyeceğim. Her neyse bu kitabı aldığım için de çok mutluyum. Barbar Modern Medeni. Medeniyetler üzerine. Türkiye'nin toplumsal muhayyilesi. Akıl ve Erdem. Öze yolculuk. Evet bunlar... İbrahim Kalın'ın bendeki kitapları ee, kendisini okumak için okumak için iple çektiğim yazarlardan akademisyenlerden. İbrahim Kalın bu arada roman falan yazmıyor arkadaşlar. İbrahim Kalın akademisyen, felsefi metinler, düşünsel metinler yazıyor. Ee, onun dışında geçelim biz artık İbrahim Kalın. Ee, tarihi kitap arkadaşlar mükemmel tarihi bir kitap gerçekten bu videonun en tarihi baba tarihi kitaplarından bir tanesi de Türkiye'de Çağdaşlaşma evet. Türkiye'de çağdaşlaşma Niyazi Berkiz. Bir tane hoca var. Remzi Çetin Hoca. Ee, o bu deli gibi kitap öneriyor. Ama böyle kafayı yemiş gibi. Böyle çıkartıyor kitabı böyle. Allah, bu kitabı Kesinlikle okuyun falan diye. bu Saçını başını yolacak adam. Sanırım onda gördüm. Bu kitabı böyle bir şekilde öneriyordu. Ben de zaten Türkiye'deki çağdaşlaşma dönemini, sürecini çok merak ediyordum. Tabii ki bu ikinci Mahmut'la diye ayyuka çıkmış. Daha sonradan topu Mustafa Kemal Atatürk'e atmışlar. Türkiye'de çağdaşlaşmayı. Bir de şey var. Bernard Louis var. Modern Türkiye. O da modern Türkiye nasıl doğduğunu anlatıyor. Her neyse arkadaşlar. Şimdi biz diğer şeyimize git. Bu arada ben şu an bu açacağım unuttum. Acaba ne çıkacak? Ne aldıydım? Aa evet evet. Tarihi kitaplar. Ulan ben tarihi kitapları hep sona saklı. Tarihi kitap diye video izlemeye gelen kardeşim biraz üzgün. Ama olsun. Ya, ya Hayır canım. Aldığım kitapların büyük bir kısmı tarihi. Ama en tarihileri sona kalmış. Evet arkadaşlar. Çok video uzadı. Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabı. Ben de yoktu. Aldım Zeytin Dağı kitabını. Hemen geçiyorum. Yine Falih Rıfkı Atay'dan göstereyim. Atatürkçülük nedir? Bu kitabı aldım. Ben Falih Rıfkı Atay'dan bir Atatürkçülük nedir okuyayım dedim. Tamam mı? Onu çok merak ettim. Halil Kut aldım. Halil Kutpaşa'nın biyografisi. Gerçekten Halil Kutpaşa'nın Paşa'nın e, bilinmesi gerekiyor. Bu adamın kitabını aldım. Ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir biyografisi daha. Evet bu kitabı da gerçekten çok öneriyorlardı. Şimdi bakın Lord Künos bir İngiliz. E, zengin bir aileden geliyor kendisi. Ve Atatürk hakkında savaşta ve kendisi de bizde hava kuvvetlerinde savaşta bulunmuş biri ve kendisiyle İngiliz hükümeti Atatürk hakkında bir araştırma yapmasını istiyor. Kendisi 5 yıl, 5 yılını sadece Atatürk'ün hayatını öğrenmeye adıyor diyebilirim, araştırmalar, incelemeler yapıyor. Ve e, Atatürk hakkında en çok satan, en kapsamlı, en kabul görmüş kitaplardan biri Lord Kinross'un Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu adlı biyografi kitabıdır. E, bu kitabı da okuyarak Atatürk'ün biyografisini tekrardan evet, okumak işte, Her neyse. Şimdi kurtlarla koşan kadınlar da yine kız arkadaşıma aldığım bir hediyedir arkadaşlar. Onun dışında yeni aldığım tarih kitaplar. Onlar kutunun içinde değil. Ben onları çıkarttım ama size gösteremedim. Onları da bir göster. Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Erhan Afyoncu. Bunu bana kız arkadaşım aldığına çok ben çok teşekkür ediyorum. Bu kitapları bana hediye alan işte bunları göstereceğim kitapları arkadaşım aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı 1826'dan 2023'e kadar ilk defa yayınlanan MIT arşivleri belgeleriyle Polat Safi'nin kaleminden çıkmış bir kitap. Bu kitabı da yine çok merak ediyorum. Ayrıyeten de ben Kinyas ve Kayra'yı okuduğumda çok etkilenmiştim bana. Kinyas ve Kayra'nın şu ciltli özel baskısını almış. Ya gerçekten canım çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir kitap. Ne kadar aslında korkunç bir kitap. içinde de özel çizimleriyle beraber. Bende duruyor. Tekrardan okuyacağım bir kitap bu arada. Ama yine enteresan neyse Bu kitap için de çok teşekkür ediyorum Siyasi ideolojiler içinde Keza öyle bu kitabı da merak ediyordum Her neyse arkadaşlar kitaplar O kadar çok ki burada şu anda Gösterebileceğim kadar değil ha, bunu, bunu unuttum bu da indirimde Uzun zamandır almak istediğim bir kitap Değersiz bir hayat Evet Arkadaşlar değersiz bir hayat Kitabını da bakın güzel de Kaplanmış güzel de Geldi değersiz bir hayat baya hem kapağından hem isminden ne kadar depresif olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kitabı da merak ediyordum. Kitaplığıma ekledim. Evet aldığım kitaplar bu kadar. Gerçekten şöyle tutup kaldırabileceğim bir azlıkta değil videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bana Allah bu kitapları okuyacak ömür versin, size de bu kitapları alacak hem ömür hem sağlık hem de para versin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu aldığım tarihi kitaplardan, felsefi kitaplardan yine İbrahim Kalın'ın tarihi kitaplardan da Atatürk'ün o e, gösterdiğim kitapları ve Türkiye'de çağdaşlaşmayı kesinlikle size öneriyorum arkadaşlar. Burada. Siz de okuduğunuz son kitapları yazarsanız sevinirim. Ona göre hatta benim okumamı istediğiniz kitaplar varsa yazarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.